Çok seviyorum. Usta isimlerin şarkılarını yeniden yorumlamak zordur herhalde. Çok zor. Büyük de bir risktir. Çünkü ben çok tepki aldım. Hangisinde? Şöhret olduğumda. Çünkü hani ben ilk çıktığımda Elveda İstanbul şarkısıyla Doğan şarkı. Hızlan'ı biliyorsunuz. Çok evet, değerli bir gazetecimiz. Usta. Hani en büyük ustalarımızdan biri. Doğan Hızlan beyefendi Hürriyet gazetesinin köşesinde yazdı ve birinci sayfaya şöyle bir başlıkta taşıdı beni. Yeni bir Zeki Müren doğuyor. Bahçıvan özellikle. Elveda İstanbul dedi ki Türkçesiyle, donanımıyla, musiki bilgisiyle Zeki Müren'den sonraki noktalara Yılmaz Morgül yürüyor babında bir köşe yazısı yazdı. Ve hatta çok merak etti. Dedi ki acaba klasik eserleri de Zeki Müren gibi okuyabiliyor mu? Sonra tanıştık. Bunu kendilerine gösterebildim. Dediğim gibi çocuklar ben Zeki Müren'i örnek aldığım için sanat hayatımda benim örnek sanatıyla ama sesiyle örnek aldığım Zeki Müren'dir. Zeki Müren'in yolunda bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte o ilk yıllarda Zeki Müren'in ilk plak şarkısını okudum. Bir Muhabbet Kuşu. O arada biraz tepkiler aldın değil bak, mi? Bir Ay muhabbet... bir daha okusana. Şimdi klibi de var, şarkısı var. Birazdan işte, okuyalım onu. Hani şu biraz mikrofonun sesini açabilir miyiz? Evet, hatta şöyle, şöyle bir minik bir da eko. Hani hasta halimde hasta ne hasta kadar sürçülisan edersen beni bağışlamanızı rica ediyorum. Şöyle, çocuklar ben üst üste hep böyle Zeki Müren'i yeni kuşaklara tanıtmak için şarkılarını okuduğumda şimdi rahmetli olmuş bir sanatçımız Adnan Şenses. Yine rahmetli anıyorum ama hakkımı helal etmiyorum. Aa. Tabii etmiyorum. Bir Sema Denker'le evet. Yine rahmetli hafta sonunun magazin müdürlerinden Orhan o dönem Olcay. Yüksel Şengül evet. Vardı rahmetli anıyorum. İkisinin programı vardı bir kanalda sabah. O ben bu şarkıları böyle yaptı. Bu dedi yanınızdakinin sesi var mı dedi sunuculara. Sesinin rengi var mı dedi. Bir sesi var mı dedi. Allah vergisi sesime hakaret. Sonra dedi ki senin ne haddine dedi bana Zeki Müren şarkısı okuyabilmek. Ondan sonra efendim dedim haddim değil görevim. Bunu kabul ediyorum. Çünkü örnek aldığım sanatkar Zeki Müren beyefendidir. O da rahmetli olduktan sonra onun şarkılarını yeni kuşaklara tanıtmayı görev bildiğim için bu eserleri her albümümde okumaya çabalıyorum dedim. Aman kıyametler koptu. Kıyametler koptu. Sen Zeki Müren misin? Ondan iyi okuyacağını mı zannettin de bu şarkıları okudun? Benim haddime değil ama iyi okuduğumu biliyorum bu eserleri. Diyorum ya çok kalbimi kıran oldu. Bugün anmak istemiyorum bu insanları. Evet hep kalp kırıklıklarından evet. Gidiyoruz inşallah. Şimdi çok bir magazin çünkü. Turuna gidelim. Evet lütfen. Magazin turunda özellikle sana şu haberi yorumlatmak istiyoruz. Barış Manço'nun Allah rahmet unutulmaz eylesin. Şarkısı Can Bedenden Çıkmayınca'yı evet. Ünlü bir oyuncu yorumlamış. Bakalım beğenecek misin? Öyle mi? Dinleyelim ve izleyelim. Nasıl buldun? Cengiz Bozkurt. Öncelikle Cengiz Bozkurt'u çok seviyoruz. Çok. Ailece çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Çok takdir ettiğim büyük çok başarılı. Bir oyuncumuz. Ve içten okumuş şarkıyı. Şarkıda duygusu var. Sevdiğini anladım şarkıyı ve kaybettiklerini de duygusunda dile getirdiğini hissettim. Tiyatral açıdan başarılı. Şimdi çok iyi bir oyuncu açıdan olduğu başarılı. Için. Tiyatral açıdan. İyi tiyatral okuma diyorum ben bunlara. Ha mesela Zuhal Olcay da evet. Tiyatral yorumcu olarak çok başarılı. Beğeniyorum. Mesela şimdi Cengiz Bozkurt da öyle bir albüm yapabilir bu tarz şarkılardan. Ben beğendim. Yani bağırıp çağırmak yerine hayır, tiyatral yeteneğini de kullanarak söylemesi yine seyirciye böyle bir dokunuyor geçiyor. Değil mi? Geçiyor. Çünkü çok sevdiği belli şarkıyı Cengiz Bey'in ve bir şeyler yaşanmışlıkları evet. Da o duygusunu da dile getirmiş. Yani etkilendim ben. Kesinlikle ben de etkilendim. Etkilendim. Yani hani bazı şarkıcılardan... Çok daha çok farklı daha söylüyor. Şarkıcıyım diyenlerden. Sen, doğru söylüyorsun. Çünkü geçen gün de sevgili Murat Başaran'la Ayten Öztürk'ün hem nikah şahidi olacaktım hastalığımdan dolayı olamadım. Buraya konuk ettik. Ama ben işte katıldım gecelerinde.
Orada da söyledim. Ama bu gerçek arkadaşlar. Şimdi hani bu Sezen Aksular, Nükhet Turular, Ajdalar, Zerrin Özerler gibi kuşaklardan sonra yetişen işte Sertab Erener'i es geçerim. Hı hı. Aşkın Nur Yengi'yi es geçerim. Levent Yüksel'i es geçiyorum. Tarkan. Fatih Erkoç'u es liste geçiyorum gibi. Uzar gider. Ama %70, %80 onlardan sonra gelen popçuların sesi yok. Yani sansasyonlarıyla, evet, işte çocuk şarkısı gibi böyle 100 kere tekrar edilen kelimelerden oluşan şarkı şansıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ama mesela ben son dönemde hangi şarkıydı? Aleyna Tilki'yi sadece başarılı son dönemdeki yorumcu kimliğiyle başarılı buluyorum. Mesela Aleyna Tilki ile düet yapabilirim. Ve ama bir Türk halk müziği eserinde düet yapmak istiyorum. Gibi. Ve bir de çok başarılı buluyorum. Yine tiyatral deyince bir oyuncuya geçiş yapmak istiyorum. Duygusunu çok beğeniyorum. Serenay Sarıkaya. Onunla düet yapabilirim. Çok beğeniyorum. Ne oldu? Serenay, bir ara Sarıkaya'yı. Gönlün Hande Erçel'deydi. Şimdi Serenay Sarıkaya. Eskiden bu de Beren değil Saat'ti. Ama ben de hani... Hande Erçel'le evlenirdim dedi. Yok, daha Hande Erçel'i çok seviyorum. Hande Erçel'in çok mutlu olmasını istiyorum. Yılmaz böyle çıtı pıtı naif güzelleri seviyor. Beren Saat, Hande Erçel. Mesela Hande Erçel'i çok sevmemin bir nedeni de var çocuklar. O annesini kaybetti ya genç yaşta. Evet. Yani... Ben de şimdi annem yok, babam yok. Ben yetimim. Vallahi öyle hissediyorum kendimi. Hande Erçel'i de o yüzden daha farklı seviyorum. Hani bir kollayıcı. Evet, evet. Ailesinden biriymiş gibi kendimi. Hani yeğenim. Bir zarar gelsin istemiyorsun. Üzülsün yeğenim istemiyorsun. Gibi görüyorum onu. Anladınız mı? Evet. Serenay Sarıkaya'yı da vokal olarak başarılı buluyorum. Niye ve Serenay Sarıkaya ile bir düet yapmak istiyorum. Bir dakika. Bir yüzüm. Hande'yi yeğenim gibi seviyorum dedi. Mesela Kıvanç'la birlikteliğini çok beğendim. Çok yakıştılar. Çok yakıştılar. Yani bizimkiler şu anda evde aile ve veda mektubu kavgası var. İzlenme olarak. Çünkü ben aynı zamanda bir Nurgül Yeşilçay hastasıyım. Ha öyle mi? Çok seviyorum. Bunu yeni öğrendik. Çok. Bence Türkan Şoray'dan sonraki en başarılı oyuncu. Evet. Nurgül Yeşilçay. Ve bu dizide inanılmaz modern bir kadın karakterini ekrana taşıdı. Nurgül Yeşilçay yani televizyon Oscar'ını alsın. Bu oyunculuğuyla Serenay Sarıkaya da aynı Oscar'ı. Nurgül Yeşilçay ve Serenay Sarıkaya deyince yüzüm bir oynamaya başladı. Evet, çok seviyorum ben onları ya. Gerçekten bak, ikisini de çok beğeniyorum ama Serenay Sarıkaya ile düet yapmak istiyorum. Nurgül Yeşilçay'la da belki dizisine konuk olup veda mektubunda ben de veda şarkısını okuyabilirim bir bölümde. Vay, güzel. Evet. Yerini de hazırladı. Evet. Yazmış, roller belli. Evet, çünkü çok etkileyici bir hikaye. Çok seviyorum onları. Evet. Allah yollarını açık etsin. Allah herkesin yolunu açık etsin. Allah şurası temiz olan şu mübarek bayram gününde herkesi layık olduğu gibi yaşatsın çocuklar. Ben çok yürekten amin diyoruz ve magazin...